Timur ve Akkoyunlu Devleti'nden sonra doğuda Osmanlılar için yeni bir tehlike olarak Safevi Devleti kurulmuştu. Ancak bu tehdit bu defa sadece Osmanlılara karşı değil, Memlükleri de tehdit eder vaziyetteydi. Çünkü Safevi Devleti Şii mezhebine inanıyordu. Tarihte Şii Fatımi Devleti uzun yıllar Kahire'de varlığını sürdürmüştü. Safevilerin bu dönemdeki en büyük hedefleri tüm İslam topluluğunu Şii nüfuzuna alabilmekti. Ancak Büyük Selçuklu Devleti Şii devletlerin varlığına son vermiş, Fatimileri de sindirmişti. Anadolu'nun doğusu ve Suriye, Irak ve Arap Yarımadası'nı Selçuklular yönetmiş ve Zengi Hanedanlığı'nın yetiştirdiği Selahaddin Eyyubi de Kahire'de Şii Fatımi Devleti'ne son vererek Sünni inancı yeniden tesis etmişlerdi. Aradan geçen uzun yıllardan sonra Şii inancına sahip yeni ve büyük bir devlet ortaya çıkmıştı. Safevilerin başa geçmesi Osmanlılar ile Memlükleri yakınlaştırdı. Bu iki Sünni devlet yeni bir din savaşının yaşanmasını istemiyordu. Trabzon'da Sancakbeyi olarak bulunan Şehzade Selim bu gelişmelerin hepsini yakından takip ediyordu. İkinci Bayezid'in son yıllarında artık devlet işlerinden el çekmesi özellikle Anadolu halkında bazı huzursuzluklar yaratmaya başlamıştı. Anadolu halkından bir kısım Şah İsmail'e dahi müracaat etmeye başlamıştı. Şehzade Selim tüm bu yaşananlar karşısında İstanbul'u uyarsa da devlet adamları problemleri bitirecek önemli bir somut adım atmıyorlardı. Şah İsmail Osmanlı Devleti'ni yıkabilirse geri kalan Türk devletlerinin daha kolay bir lokma olacağını düşünerek hareket ediyordu. 1507 yılında sözde Dulkadiroğlu'nun kızını istemiş, Dulkadiroğlu da kızını Şii olan Şah İsmail'e vermeyince buraya bir sefere girişti. Bu sefer neticesinde Osmanlı ve Memlüklerinde tepkisini açık bir şekilde görebilecekti. Osmanlı toprağı olan Kayseri'den geçerek Dulkadir topraklarına girdi. Savaşta Dulkadiroğlu Bozkurt Bey yenildi. Şehzade Selim, dayısı Bozkurt Bey'e yapılan bu hareketi kabul etmedi. Diğer taraftan Sultan Bayezid de Şah İsmail'in herhangi bir sınır ihlaline karşı 100 binden fazla Anadolu askerini Safevi sınırlarına yığdı. Şehzade Selim, Şah'ın toplarının Erzincan'da olduğunu öğrenince buraya bir sancak seferi düzenledi ve Erzincan'ı fethetti. Şah İsmail bu harekete karşılık verdiyse de Selim bu konuda muzaffer olmayı başardı. Şehzade Selim ve Şah İsmail arasındaki olaylar daha da şiddetlenecekken 2. Bayezid Doğu vilayetleriyle ilgili olan yerlere girilmesine rızam yoktur diyerek Selim'in seferlerini engelledi. Erzincan Şah İsmail'e geri verildi. Trabzon Sancakbeyi Şehzade Selim devletin kaybettiği otoriteyi bir nevi doğuda sağlayabilmek adına memnunsuzluk gösteren Osmanlı topraklarındaki birliklere Gürcüler üzerine akınlar tertip edeceğini ve küffardan ganimet isteyenlerin peşine takılmalarını istedi. Rumeli ve Anadolu'dan birçok er Şehzade Selim ile akınlara çıkmak üzere Trabzon'a geldi. Gürcistan üzerine 3 defa sefer yapıldı. Kütahis seferi denen harekatta Kars, Ardahan ve Artvin illeri de ele geçirildi. Ele geçirilen ganimetin 5'te 1'i devlet hazinesine aktarılması gerekirken bu payı da gaziler arasında bölüştürerek kendilerine etkili bir konuşma da yaptı.
sarayımızda asıl kulumuz, yolumuza sadakatle can ve baş koyup bize yoldaşlık ve hizmet edenlerdir. Yüksek makamlar ve yararlı dilikler onlarındır. Noksan sıfatlardan uzak olan Yüce Hak, ben kuluna devlet bağışlarsa, iyilik bahşeden bakışlarım onlar üzerine olacaktır. Bu konuşmayla Şehzade Selim, Anadolu ve Rumeli'de birçok beyi ve askeri kendi nüfuzuna almış, yaşanması kesin gözüyle bakılan taht savaşlarında bir adım öne geçmiş oldu. Şehzade Selim, oğlu Süleyman'ın sancağa çıkma yaşının geldiğini söyleyerek payitahta bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Şehzade Süleyman, Şebin Karahisar sancağına gönderildi. Şehzade Ahmet, yeğeni Süleyman'ın buradaki sancağa uygun olmadığını söyleyerek kendisini buradan aldırdı. Şehzade Süleyman, Bolu Sancak Beyliğine gönderildiyse de, Ahmet bir kez daha buranın uygunsuz olduğunu bildirdi. Şehzade Ahmet, yaşanacak taht mücadelesinde yeğeni Süleyman'ın kendisine engel olacağını düşünüyordu. Şehzade Selim, oğlu Süleyman'ın Keffe Sancak Beyliğine atanmasını istedi. Bu istek kabul edildi. Şehzade Selim, ileriye dönük planlar yapmaya başlamıştı. Selim, Kırım Hanı Mengligrey'in kızı Ayşe Hafsa Sultan ile evliydi. Kırım'da Şehzade Selim'in destekleneceği kesindi. Günler geçtikçe 2. Bayezid'in sağlık durumu kötüleşmeye başlamış ve sultan da devlet işlerinden fazlasıyla el çekmiş ve vezirler devleti yönetmeye başlamıştı. Ancak dönemin Osmanlı yönetimi başarılı bir devlet idaresi sağlayamıyordu. 2. Bayezid devletin başına Şehzade Ahmet'i geçirmeyi planlıyordu. Bir takım devlet adamları da Ahmet'i desteklerken asker Şehzade Selim'den yanaydı. Şehzade Selim payitahta oğlu Süleyman'ı görmek için Kefe'ye gideceğini bildiren bir mektup yazdı. Buna izin verilmese de Şehzade Selim Kefe'ye geldi. Şehzade Ahmet taraftarı devlet adamları Şehzade Selim'in bu hareketi üzerine yeni bir karar aldılar. Şehzade Hazretleri'nin Rumeli'ye geçmesi Kanuni Kadime aykırıdır. Bu büyük karışıklıklara sebep olur. Eğer ona sancak verilirse diğer şehzadeler de Rumeli'ye geçmek isterler. O zaman onları kim durdurabilir? Münasip olan eski sancağına geri dönmesidir. Buna itaat etmezse bu bahane ile Şehzade Ahmet'i davet ederiz. Şehzade Selim'e elçi gönderdiler ve Trabzon'a dönmesini söylediler. Şehzade Selim bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Şehzade Selim'e bir elçi daha gönderildi ve Anadolu'da istediği bir sancağa atlanabileceğini söylediler. Diğer taraftan Şehzade Ahmet, Mengligrey'e kardeşini himaye ve yardım etmemesi karşılığında sultan olduğu takdirde kendisine büyük yarar sağlayacağını söylese de Mengligrey, Şehzade Selim'e engel olmaya hakkının bulunmadığını söyledi. Şehzade Selim, Kırım kuvvetleriyle İstanbul'a doğru ilerledi ve yolda bir mektup gönderdi. Babasını görüp elini öpmek istediğini, farklı bir niyetinin olmadığını bildirdi. Diğer taraftan Şehzade Korkut da bir ara Memlük Sultanı ile görüşmeye gitmiş ve dönüşte Teke Sancak Beyliğini bırakarak Saruhan Sancağı'na Manisa'ya gelmişti. Şehzade Ahmet kardeşlerinin bu hareketlerinden rahatsız olmuş ve iki kardeşinin de payitahttan izin almadan hareket ettiğini
Bu sebeple kendilerini cezalandırmak için izin istemişti. Bu sırada Anadolu'nun güneyinde Kızılbaşlar tarafından isyan başlatıldı. İsyanı destekleyen Şah İsmail'in adamları Antalya başta olmak üzere Anadolu'yu yangın yerine çevirdiler. Şiilerin yaptığı bu isyan neticesinde Anadolu'da birçok Sünni Müslüman şehit edildi. İkinci Bayezid, Şah İsmail'e karşı olan yumuşak tutumunun sonucunu isyan olarak almıştı. Şehzade Selim tedbir alınması gerektiğini defaatle bildirmişti. Bu konuda sonuna kadar haklı çıktı. Venedikli bir tüccarın anlattığına göre, Kızılbaşlardan birinin başına bir bela gelse Allah yerine Şah'a dua ediyor, savaşta belden yukarı çıplak olarak savaşıyor ve Şah, Şah diye bağırarak canlarını Şah'ın yolunda vermeyi bir şans olarak kabul ediyorlardı. Nitekim Şah kulu öldürülerek isyan bastırıldıysa da birçok devlet adamı, yönetici ve asker de şehit düştü. Şehzade Selim payitahta bir mektup gönderdi ve babası ile görüşmek istediğini bildirdiyse de şöyle bir cevap aldı. Sarayıma mektup göndererek Sıla-i Rahim için huzuruma gelmeye izin istemişsin. Bu hususa izin yasaktır. Sana ruhsat verilirse diğer kardeşlerin de aynı şeyi isterler. Her biri yerlerinden kalkıp hareket ederler. Memlekette fitne ve karışıklık çıkar. Şehzade Selim Edirne'ye ilerlerken devlet erkanına bir elçi göndererek memleketin içler acısı durumunu anlattı. Şehzade Selim karşıtları bu harekatı kabul etmeyerek şehzadenin üzerine Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa'yı göndermişler, ancak Hasan Paşa savaşmaksızın Edirne'ye geri dönmüştü. Bunun üzerine 2. Bayezid bizzat orduyla kendisi gitmeyi uygun bulmuştu. 2. Bayezid Şehzade Selim'in ordugahının karşısına geldi. Şehzade Selim babasının huzuruna çıktı ve elini öpüp bir müddet konuştular. Bu konuşma sonucunda Şehzade Selim'e Semendire sancağı verilirken diğer bir anlaşmaya göre sultanın sağlığında hiçbir şehzadenin diğer şehzadeye tercih edilmeyeceği sözünü de aldıktan sonra 2. Bayezid İstanbul'a geri döndü. Şehzade Selim de ordugahtan ayrılmış, ancak Semendire'ye gitmemiş ve Filibe yakınlarında beklemişti. Şehzade Selim'e sancağa gitme emri verildiyse de Anadolu'daki Şah kulu isyanının bitmesi için tedbiren burada beklediğini bildirmişti. Diğer taraftan Şehzade Ahmet ise asi kızılbaşların peşinden giderken yarı yolda kovalamayı bırakıp Amasya'ya dönmüştü. Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'nın Şah kulu isyanında şehit olması ve hemen ardından Şehzade Şehenşah'ın vefatı 2. Bayezid'i derinden etkilemişti. Artık tahttan çekilmek istediğini divan toplantısında açıkladı. Divan üyelerinin birçoğu Şehzade Ahmet'in hükümdar olmasını istedi. 2. Bayezid oğlu Şehzade Ahmet'i bir mektupla tahta davet etti. Şehzade Selim haberi duyunca kendisine verilen sözün yerine getirilmemesi üzerine 40 bin kişiyle babasının üzerine yürüdü. Çorlu'da 2. Bayezid ile oğlu Şehzade Selim'in kuvvetleri çarpıştı. Bu savaşta Şehzade Selim yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra Kırım'a geri döndü. 2. Bayezid yaşanan bu olay üzerine Şehzade Ahmet'in derhal payitahta gelmesini emretti. Vezir-i Azam Hersekzade Ahmet Paşa ısrarla Şehzade Selim'e verilen ahitnameye uyulmasını istediyse de sonuç değişmedi. Her şeye rağmen Şehzade Ahmet İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturdu.
Sultan Ahmet için her şey yolunda giderken ani bir isyan patlak verdi. Tüm Yeniçeriler Ahmet'in sultan seçilmesine karşı çıktılar. Yeniçeri payitahtı talan ettiği gibi devlet adamlarının da evlerini bastı. Saray önüne yürüyen Yeniçeri'nin isyanı bastırılamadı. Şehzade Selim'i başımızda görmek isteriz diye naralar attılar. Yeniçeri isyanının bastırılamaması üzerine Sultan Ahmet derhal Anadolu'ya geri gönderildi. Ahmet'in yerine Korkut'u tahta davet eden devlet adamları Yeniçeri isyanını durduramadı. Yeniçeri isyana devam etti. Şehzade Korkut'a saygısızlık yapmamakla birlikte Şehzade Selim'i başlarında görmek istediklerini haykırdılar. İkinci Bayezid yaşanan bu olumsuzluklar üzerine mecburen Şehzade Selim'i İstanbul'a davet etmek zorunda kaldı. Şehzade Selim İstanbul'a geldiğinde ikinci Bayezid tahttan çekilmek yerine Safeviler üzerine gerçekleşecek seferde serdar tayin etmek istediğini bildirdiyse de Şehzade Selim ordunun başında şaha karşı şah bulunması gerektiğini bildirdi. Bazı devlet adamlarının da Şehzade Selim'i tahta geçirme isteği dillenince ikinci Bayezid tahttan feragat etmek zorunda kaldı. 23 Mayıs 1512 günü Şehzade Selim'in tahta geçiş töreni gerçekleşti. Artık Selim sultan olmuştu. Yeniçeri'ye cülüs bahşişi dağıttı. Osmanlıların 9. sultanı Yavuz Sultan Selim olmuştu. 2. Bayezid ömrünün geri kalanını Dimetoka Sarayı'nda geçirmek üzere yola çıktı. Çorlu yakınlarına geldiğinde ansızın hastalığı arttı ve 26 Mayıs 1512 günü 64 yaşında vefat etti. Şehzade Ahmet'in elinden yazılan mektupta ve dönemin tarihçilerinin kayıtlarına göre 2. Bayezid hastalığının artmasıyla eceliyle öldüğü bildirilirken bazı kaynaklarda da zehirlendiği söylenmektedir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına oturduktan sonra oğlu Şehzade Süleyman'ı Keffe'den İstanbul'a çağırdı. Şehzade Süleyman İstanbul'a geldiğinde askeri törenle karşılandı. Yavuz Sultan Selim padişahlığı için tebrikleri kabul ederken diğer taraftan da abisi Şehzade Ahmet'in Anadolu'da yaptıklarından haber alıyordu. Şehzade Ahmet çevresine ordu toplamış, Rumeli Selim'in Anadolu benim diyordu. Bu suretle oğlu Alaaddin'i Bursa'ya gönderirken kendisi de Karaman üzerine yürüdü. Şehzade Alaaddin Bursa'ya girerek babası Ahmet adına hutbe okuttu. Yavuz Sultan Selim yaşanan bu olaylar karşısında bir mektup gönderdi. Kendisine sultan olarak itaat etmelerini buyurdu. Bu istek reddedilince Yavuz Sultan Selim'e Ahmet'in üzerine yürümekten başka çare kalmadı. Yavuz Sultan Selim oğlu Süleyman'ı İstanbul'da vekil bıraktıktan sonra ilk olarak yeğeni Alaaddin'in üzerine Bursa'ya yürüyünce Alaaddin buradan kaçarak babasına sığındı. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Ankara'ya geldiğinde Malkoçoğlu Ali Bey'i Ahmet'in üzerine gönderince Ahmet Sancak Bey'i olduğu Amasya'ya çekilmeye mecbur kaldı. Malkoçoğlu'nun Şehzade'yi takip etmesi üzerine Amasya'da kalamayıp Malatya'ya çekilince Ahmet'in adamlarının bir kısmı kendisine muhalefete başladı. Yavuz Sultan Selim Bursa'ya geri geldi
ve boşalan sancaklara yeni atamalar yaptı. Şehzade Ahmet yeniden Amasya üzerine yürüdü ve tekrar buraya girdi. Yavuz Sultan Selim'in saltanatını tanıyan diğer abisi Korkut'un halen saltanat hırsı olup olmadığını öğrenmek için vezirlerin ağzından kendisine mektuplar yazdırdı. Vezirler sözde Korkut'u tekrar başa geçirmek istediklerini ve tahtın gerçek sahibinin de Korkut olması gerektiğini söylediler. Şehzade Korkut da bu mektuplara inanarak vezirlere olumlu cevap verince bu yemi yutmuş oldu. Yavuz Sultan Selim ansızın Manisa üzerine yürüyüşe geçti ve Şehzade Korkut'un kalesini kuşatma altına aldı. Şehzade Korkut has adamı Piyale ile buradan kaçmayı başarmıştı. Korkut'un üzerine adamlarını gönderen Yavuz Sultan Selim Bursa'ya geri döndü. Şehzade Korkut Antalya'ya doğru saklanarak kaçmaya başladıysa da kendisini tanıyanlar onu ele verdiler. Yakalanan Şehzade Korkut yay girişiyle boğdurularak öldürüldü ve cenazesi Bursa'ya getirildi. Yavuz Sultan Selim, Şehzade Ahmet'i destekleyen Mustafa Paşa'nın gizliden kendisine mektuplar gönderdiğini öğrendiğinde Paşa'yı yakalatarak idam ettirdi. Diğer taraftan Korkut'a yaptığı gibi muhalif gözüken devlet adamlarının dilinden mektuplar yazarak Şehzade Ahmet'e yanlış kararlar aldırdı. Sözde devlet adamları Yeniçeri'nin İstanbul'a döndüğünü ve Yavuz Sultan Selim'in yanında az sayıda asker kaldığını söyleyerek onu inandırdılar. Şehzade Ahmet bu fırsatı kaçırmamak üzere derhal Yavuz Sultan Selim'e karşı yürüyüşe geçti. Yavuz Sultan Selim Yenişehir Ovası'na gelmişti. Şehzade Ahmet de buraya gelince büyük bir Osmanlı ordusunu karşısında buldu. Savaş başladı ve Şehzade Ahmet'in birlikleri büyük bir bozgun yedi. Şehzade Ahmet de yakalanarak idam edildi. Cenazesi Bursa'ya defnedildi. Yavuz Sultan Selim şehzadeler meselesini hallettikten sonra İstanbul'a geri döndü. Oğlu Süleyman'ı Manisa Sancakbeyliğine gönderirken kendisi de Edirne'ye geldi. Yavuz Sultan Selim Edirne'de divanı topladı ve Safeviler üzerine sefer yapmak istediğini bildirdi. Zaten Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancakbeyliği döneminden beri kendileriyle çarpışmalara girmişti. Yavuz Sultan Selim Safeviler üzerine gitmek için sebeplerini tek tek divanda saydı. Siyasi olarak Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in sultanlığını resmi olarak tebrik etmemişti. Bu, Sultan Selim'in saltanatını tanımıyorum anlamı içeriyordu. Bir yıl önce yaşanan taht savaşlarında Şah İsmail, Şehzade Ahmet'in oğlu Murad'ı himaye etmiş, Osmanlı Devleti'nin iç meselesine müdahale etmişti. Siyasi sebeplerden hariç dini sebepler de bu seferin gerçekleşmesi için önemli sebeplerdendi. Şiiler Anadolu'da Şah kulu isyanını çıkararak birçok Sünni Müslümanın ölmesine sebebiyet vermişlerdi. Şah İsmail'in lideri durumunda bulunduğu topluluğun Allah'ın kitabıyla ve peygamberin sünnetiyle alay etmeleri, Allah'ın haram kıldığı şeylere helallemeleri, Sünni ulemayı öldürmeleri, mescitleri yıkmaları, Hazreti Peygamber'in halifeleri olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e küfretmeleri gibi nedenler vardı. Şah İsmail'in politik ve dini tarzdaki bu hareketleri iki ülke arasındaki bir kopukluğu meydana getirdi ve şehzadeler meselesini halleden Sultan Selim Safevi seferine öncelik vermesine sebep oldu.
Yavuz Sultan Selim divanda şöyle bir konuşma yaptı. Hristiyanlar şu anda baş kaldıracak durumda değillerdir. Fakat doğudaki durum endişe vericidir. Çünkü Şah İsmail bölgeye hakim olduktan sonra kısa zamanda Gence, Şirvan, Geylan, Mazenderan, Taberistan, Gürcan, Kürdistan ve Gürcistan'ı ele geçirerek buralarda 14 padişahı öldürmüş, bunların kuvvetlerini dağıtmış, hazinelerini yağma etmiş ve Özbek Hanı Şeybek'i öldürdükten sonra kafatası ile şarap içmiştir. Bundan başka cemaat ile namaz kılmayı yasaklayan bu zat, camilerde minberleri yıktırmış, ehl-i sünnetten olan ulemayı da öldürtmüştür. Taraftarları onun uğrunda her şeyi yapabilmekte, hatta ailesini ve malını feda etmekte. Kız ve kız kardeşlerini ona peşkeş çekebilmektedirler. Kuvveti durmadan artan bu topluluğun Osmanlı toprakları için bir tehlike teşkil ettiği de aşikardır. İşte bu sebeplerden dolayı onlarla savaşmak aklen ve şer'an lazımdır. Yavuz Sultan Selim 20 Mart 1514 günü Edirne'den hareketle İstanbul'a geldi. Burada Şehzade Süleyman'a mektup göndererek Edirne'de kalmasını emretti. 20 Nisan 1514 günü Yavuz Sultan Selim Safeviler üzerine yürüyüşe geçti. Osmanlı ordusu İznik'e vardı ve burada mola verdi. Tüm kuvvetlerin toplanmasının ardından Yavuz Sultan Selim Konya'ya geldi. Konya'da dinlenen Osmanlı ordusu Kayseri'ye geçti. Burada Dulkadir Bey'i Alaüddevle'ye ordusu ile Osmanlılara katılmasını emretti. Alaüddevle askeriyle sefere katılmadığı gibi Osmanlı ordusu buradan gidince sınırı geçerek Osmanlı topraklarını yağmaladı. Osmanlı ordusu Sivas'a geldiğinde orduda sayım yapıldı. 140 bin kişi olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim 40 bin kişiyi burada yedek kuvvet olarak bıraktı ve diğer 100 bin kişiyle yürüyüşe devam etti. Erzincan bölgesine gelen Osmanlı ordusunda bazı çatlak sesler oluştu. Yol çok uzun olduğu için şikayetler başladı. Şah İsmail henüz Yavuz Sultan Selim ile harbi kabul etmiş değildi. Bu sebepten Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ile savaşmadan asla geri dönülmeyeceğini sert bir dille tüm orduya ifade etti. Hemdan Paşa, Sultan Selim'in huzuruna çıkarak ordunun geri dönmesini istedi. Yavuz Sultan Selim bu olaya büyük öfke göstererek paşayı idam ettirdi. Şu anda varmak istediğimiz yere henüz gelmiş değiliz. Düşmanla karşılaşmadan geri dönmemiz mümkün değildir. Şahın adamları efendileri için can verirlerken içimizdeki bazı gayretsizler bu batıl anlayışlı insanları zararsız hale getirmek için buralara kadar gelmişken bizleri geri dönmeye ve çalışmalarımızı neticesiz bırakmaya çalışıyorlar. Fakat biz yolumuzdan asla dönmeyecek ve emre itaat edenlerle birlikte gerekli yerlere kadar gideceğiz. Çaldıran Ovası'na gelen iki ordu 23 Ağustos 1514 tarihinde vuruşmaya başladı. Şah İsmail'in süvari birlikleri Osmanlı ordusuna zor anlar yaşattı. Ancak savaşın kaderini değiştiren Osmanlı topları ve tüfekli Yeniçeriler oldu. Teçhizat ve teknoloji bakımından yüksek olan Osmanlı ordusu, Yeniçeri'nin de savaşa dahil olmasıyla Şah İsmail ve ordusunu mağlup etmeyi başardı. ...15 yılda bir düzine devleti ortadan kaldıran Şah İsmail, Osmanlı ordusu karşısında hayatı boyunca unutamayacağı bir mağlubiyet almıştı.
Zira savaş meydanından kaçabilmek için elbiselerini kendine benzeyen bir askerine vermişti. Şah İsmail otağını, tahtını, hazinesini, hatta eşi Taçlı Hanım'ı dahi bırakıp kaçtı. Hazineden dünyanın en büyük elmasları çıktı. Geceyi savaş meydanında geçiren Osmanlı ordusu ganimet topladı. Ertesi gün meydanda büyük bir divan toplandı. Devlet adamları ve asker Sultan Selim'i bu zafer için tebrik etti. Savaş meydanındaki şehitler buraya defnedildi. Sultan askere bahşiş dağıttı. Şah İsmail Tebriz'i savunamayacağını bildiğinden şehre uğrayıp alabildiğini alarak İran işlerine doğru kaçtı. Yavuz Sultan Selim 11 günlük yürüyüşün ardından 6 Eylül 1514 günü Tebriz'e girdi. Bu dönemde Tebriz'in nüfusu 1 milyon kadardı. Şehirde Yavuz Sultan Selim'in gelişi törenle karşılandı. Halk kendisine büyük bir saygı ve sevgi gösterdi. Şah İsmail'in hazinesi ele geçirildi ve Şah'ın sarayına girdi. Şehirde kaldığı süre boyunca bazı yenilikler de yaptı. Şah İsmail, eski Akkoyunlu Sultanı'nın yaptırdığı Uzun Hasan Camii'ni cephanelik olarak kullanıyordu. Yavuz Sultan Selim burayı yeniden ibadete açtırdı. Yavuz Sultan Selim sert mizacına rağmen ilim adamlarına ve sanatçılara oldukça önem verir ve kendilerine çok fazla değer verirdi. Tebriz'e geldiğinde buradaki ilim adamları ve sanatkarlar ile buluştu ve kendilerini İstanbul'a davet etti. Yavuz Sultan Selim İran içlerine ilerleyerek Türkmen diyarlarının hepsini Şah İsmail'in elinden kurtarmak istiyordu. Ancak çok uzun yoldan gelen Osmanlı ordusu daha ileriye gitmek için gönülsüzdü. İran içlerine ilerlemeyi başka bir sefere ertelemek üzere kışlamak için Karabağ'a geldi. Ancak devlet adamları Anadolu'ya dönülmesi gerektiğini sultana bildirince vezirlerin gerekçelerini haklı buldu. 24 Kasım 1514 günü Yavuz Sultan Selim Amasya'ya geldi. Yavuz Sultan Selim Azerbaycan dönüşünde bıyıklı Mehmet Bey'in kuvvetlerini takviye ederek Bayburt ve Kiev Kalesi'ni Osmanlı topraklarına katmayı başardı. Trabzon Sancakbeyi olan bıyıklı Mehmet Bey'in Bayburt ve Kiev kuşatmalarındaki başarıları üzerine kendisine paşa unvanı verdi ve Bayburt ve Karahisar bölgelerini Mehmet Paşa'nın yönetimine verdi. Yavuz Sultan Selim kışı geçirmek üzere Amasya'ya geldi. Buradan bıyıklı Mehmet Paşa'ya bir mektup yazdı. Erzincan'ın Kemah Kalesi'ni kuşatma altına almasını emretti. Bıyıklı Mehmet Paşa zorlu kış aylarında Kemah Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Kış mevsimi boyunca da kuşatma devam etti. Yavuz Sultan Selim kışı Amasya'da geçirdikten sonra ordusu ile 1515 yılı Nisan ayında bıyıklı Mehmet Paşa'nın kuşattığı Kemah Kalesi'ne geldi. Yavuz Sultan Selim'in de katıldığı kuşatma sonunda 19 Mayıs 1515 günü Kemah Kalesi fethedildi ve Erzincan Osmanlı topraklarına katıldı. Yavuz Sultan Selim bıyıklı Mehmet Paşa'yı bölgede bırakarak geri döndü. Diğer taraftan Dulkadir Hanedanı'ndan Şehzuvar oğlu Ali Bey'i Dulkadir topraklarını ele geçirmek için görevlendirdi. Dulkadir oğlu Alaüddin'le Osmanlılar ile baş edemeyeceğini bildiği için Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye müracaat etti. Sultan Kansu Gavri Dulkadir oğlunu destekleyerek Yavuz Sultan Selim'e de sert bir mektup yazdı. Yavuz Sultan Selim, Memlük Sultanı'nın Osmanlı iç işlerine müdahalede bulunmasına büyük bir öfke gösterdi.
Sinan Paşa'yı Şahsuvaroğlu Ali Bey'e destek olarak gönderdi. Sinan Paşa ve Ali Bey, Dulkadiroğlu'nun merkezi Elbistan'ı ele geçirmeyi başardı. Alaaddin ile gerçekleşen Turnadağ Savaşı'nda Alaaddin yenildi ve kesik başı Mısır Sultanı Kansuh Gavre'ye gönderildi. Bu hareketle Memlük Sultanı'na büyük bir gözdağı verilmiş oldu. Çaldıran Muharebesi'nin ardından Safavi Devleti ile herhangi bir barış antlaşması imzalanmamıştı. Bu yüzden bölgede önemli kuvvetler bırakıldı. Özellikle Bıyıklı Mehmet Paşa, Safevi topraklarını fethetmede öncü konumda bulundu. Diğer taraftan bilim ve siyaset adamı, dönemin bilginlerinden İdrisi Bitlisi, Safevi topraklarının Osmanlı eline geçmesinde büyük yararlılık sağladı. İdrisi Bitlisi, başta Kürtler olmak üzere bölgedeki Sünnileri Osmanlı tarafında saf tutmalarını başardı. Safevi hükümdarı Şah İsmail, bölgedeki komutanlarından Nur Ali emrinde ordu toplattı ve Osmanlılar üzerine taarruz emri verdi. Yavuz Sultan Selim bu haberi alınca Bıyıklı Mehmet Paşa'ya mektup göndererek Safevi kuvvetlerini dağıtmasını emretti. Safevi kuvvetleri ve Bıyıklı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Ovacık'ta meydan muharebesine başladı. Çaldıran Muharebesi'nde olduğu gibi Osmanlı ateşli silahları Ovacık Muharebesi'nde de etkin rol oynadı. Safevi komutanı Nur Ali öldürülürken Osmanlı askeri kesin bir zaferle muharebeden galip ayrıldı. Ovacık Muharebesi'nin kazanılmasının ardından bölgede Osmanlı ordusuna direnecek Safevi kuvveti kalmadı. Bıyıklı Mehmet Paşa civardaki tüm kaleleri gerek savaş gerekse sulh yoluyla fethederek Tunceli'yi Osmanlı topraklarına katmayı başardı. Bu zaferin ardından Bıyıklı Mehmet Paşa Bayburt'a çekildi. İdrisi Bitlisi'nin Diyarbakır bölgesinde yaptığı çalışmalar neticesinde buradaki Sünni ulema Safevilerin Diyarbakır'ı terk etmesi için isyan çıkardı. Şah İsmail Tunceli'den ümidi kesmiş ve Diyarbakır'ı elinde tutmak istiyordu. Ustacalı Karahan komutasındaki 6000 kişilik birliği Diyarbakır'a gönderme kararı aldı. İdrisi Bitlisi 10.000 kişilik Kürt birliği kurdu ve Yavuz Sultan Selim'i Diyarbakır hakkında bilgilendirdi. Yavuz Sultan Selim Bıyıklı Mehmet Paşa'yı Diyarbakır seferine memur ederken Amasya'daki Şadi Paşa'yı da Mehmet Paşa'ya destek olarak gönderdi. Safevi komutanı Karahan, Diyarbakır'dan Safevi askerlerinin kovulduğunu görünce burayı yeniden kuşatma altına aldı. Osmanlı kuvvetleri gelene kadar Diyarbakır'ı yeniden ele geçirebilirse şehirde savunma yapabilirdi. Bıyıklı Mehmet Paşa, yolda Amasya'dan gelen askerler ve İdrisi Bitlisi ile birlikte hareket eden Kürt askerleriyle buluştu. Bıyıklı Mehmet Paşa Diyarbakır önlerine geldiğinde Karahan Osmanlı ordusu ile mücadele edemeyeceğini anlayarak Mardin'e doğru firar etti. 19 Eylül 1515 günü Bıyıklı Mehmet Paşa Diyarbakır'a girerek burayı Osmanlı topraklarına kattı. Dört Kasım'da da Yavuz Sultan Selim Bıyıklı Mehmet Paşa'yı Diyarbakır valisi yaptı. Diğer taraftan kuşatma altında bulunan Harput ele geçirildi ve Elazığ Osmanlı kontrolüne geçti.
Çoğunlukla Kürt askerinin bulunduğu birlikler savunmasız kalan Bingöl, Batman bölgelerini yeniden ele geçirdiler. Safevi cephesinde bu olaylar vuku bulurken Akdeniz'de bu sıralarda Barbaros kardeşler rüzgarı eziyordu. Yavuz Sultan Selim'in babası 2. Bayezid devrinde Kemal Reis önderliğinde başlatılan Batı Akdeniz'deki deniz seferleri Barbaros kardeşler tarafından devam ettiriliyordu. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in abisi Şehzade Korkut, Hızır ve Oruç reislere büyük destek vermiş ve Akdeniz'de Hristiyan donanmalarına büyük korku yaşatmışlardı. Özellikle Granadalı Müslümanları İspanya sahillerinden Cezayir ve Fas'a taşınmışlardı. Ancak İspanyolların Cezayir kıyılarını ele geçirmeleri ve Müslüman halka da zulüm yapmalarından dolayı Cezayir'in ileri gelenleri tarafından Barbaros kardeşlere yardım çağrısı yapılmıştı. Oruç Reis'in önderliğindeki Türk Leventleri Cezayir'deki Bacaya Kalesi'ne çıkarma yapmışlar ve burada bazı kaleleri ele geçirmişlerdi. Şimdi hedeflerinde Cezayir şehri bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'da olduğunun haberini alan Barbaros kardeşler, Kemal Reis'in yeğeni ünlü denizci Piri Reis'i Yavuz Sultan Selim'e göndermişlerdi. Barbaros kardeşler Hristiyanlardan ele geçirilen birbirinden değerli ganimeti İstanbul'a Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Yavuz Sultan Selim buna karşılık Barbaros kardeşlere gerekli savaş malzemeleri, sancak, hilat ve işlemeli kılıç gönderdiği gibi büyük bir övgü ile muhabbetlerini sunmuştu. Akdeniz'i Türk Gölü haline getirecek olan Barbaros Hızır Hayrettin Paşa bu dönemde büyük bir faaliyete Cezayir ve Akdeniz'de başlamıştı. Safevi cephesinde mücadele devam ediyordu. Diyarbakır'da bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa ile Mardin'de bulunan Ustalcı Karahan, Sultan ve Şah'tan destek almışlardı. Yavuz Sultan Selim, Bıyıklı Mehmet Paşa'ya destek için Karaman valisi Divane Hüsrev Paşa'yı Diyarbakır'a göndermişti. Osmanlı ve Safevi ordusu askerleri Mardin'in Koçhisar mevkiinde vuruşmaya başladılar. Osmanlı merkezinde bulunan tüfekli Yeniçeri ve topçular Safevi birliklerine göz açtırmadılar. Tüfekli Yeniçeriler Safevi atlarını dağıttıkları gibi Ustalcı Karahan'ı da tüfekle boğazından vurup öldürdüler. Safeviler Osmanlılara karşı büyük bir mağlubiyet daha almış oldu. Yavuz Sultan Selim muharebenin kazanıldığını öğrenince Bıyıklı Mehmet Paşa'ya hediyeler gönderdi. Bıyıklı Mehmet Paşa Mardin kuşatmasına başlarken savunması azalan şehirlerin ele geçirilmesi için Osmanlı birliklerini civara gönderdi. Bu seferlerin sonunda Siirt, Bitlis ve Cizre bölgeleri Osmanlı kontrolüne geçti. Osmanlıların Safevilerle olan savaşları ve büyük başarıları Memlük Sultanlığında büyük bir telaş yaşanmasına vesile oldu. Yavuz Sultan Selim İstanbul'da yeniden savaş divanını toplamıştı. Son olarak Anadolu'daki beyliklerden Ramazanoğulları da
kendi istekleriyle Osmanlılara tabi oldular. Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Birliği tamamen sağlanmış oldu. Yavuz Sultan Selim yeni ve büyük bir sefer için hazırlanıyordu. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim tahta geçtiği dönemde Memlükleriyle arası iyiydi. Ancak Yavuz Sultan Selim'in Safevi seferindeki başarıları ve Memlük sınırındaki topraklara kadar olan yerleri fethetmeleri Sultan Kansu Gavri'nin gözünü korkutmuştu. Ramazanoğulları Beyliği'nin de Osmanlılara kendi istekleriyle tabi olması Memlük Sultanını tamamen telaşa düşürdü. Kahire'den hareket eden Sultan Kansu Gavri, yanında Halife ve Şehzade Ahmet'in oğlu Kasım ile Suriye'nin kuzeyine kadar ilerledi. Kansu Gavri'nin Yavuz Sultan Selim'den çekilmesi gereken önemli sebepleri de vardı. Kansu Gavri, Sultan Selim'in abisi Şehzade Ahmet'in oğullarını himaye etmişti. Osmanlılar ile Dulkadir oğlunun anlaşmazlığa düştüğü bir dönemde Yavuz Sultan Selim'e tehditkar bir mektup yazmıştı. 2 yıl önce gerçekleşen Sultan Selim'in Safevi seferinde Osmanlıların Memlük topraklarından yiyecek temin etmesini de yasaklamıştı. Son olarak da Kansu Gavri, Safevi hükümdarı Şah İsmail'e mektup yazarak Yavuz Sultan Selim'e karşı müttefiklik teklif etmişti. Yavuz Sultan Selim de 10 ay 25 gün İstanbul'da kaldıktan sonra 5 Haziran 1516'da yeni bir sefer ilan edip Üsküdar'a geçti. Yürüyüşüne devam eden Yavuz Sultan Selim Elbistan'a gelerek Sinan Paşa'nın kuvvetleriyle buluştu. Seferin Safeviler üzerine mi yoksa Memlükler üzerine mi olduğunu tam olarak halen bilen yoktu. Vezirler her zamanki gibi Yavuz Sultan Selim'e muhalefet ediyorlardı. Sinan Paşa Malatya valisine haber göndererek Osmanlı ordusunun buradan geçeceğini bildirmiş ve Fırat Nehri üzerinde bir köprü inşa edeceğini söylemişti. Malatya valisi sert bir dille Memlük topraklarına girmesini yasaklamıştı. Yavuz Sultan Selim Mardin kuşatmasında bulunan bıyıklı Mehmet Paşa'yı da ordusuyla çağırdı. Kansu Gavri'nin de 80 bin askerle Halep'e gelmesine razı göstermedi. Sinan Paşa'yı Malatya'yı kuşatmakla görevlendirdi. Sinan Paşa kısa sürede Malatya'yı aldı. Ardından Besni Kalesi de fethedildi. Aynı gün Antep valisi Sultan Selim'in huzuruna çıkarak şehrin anahtarını kendisine teslim etti. Yavuz Sultan Selim, Memlük ordusunun Mercidabık'ta olduğunu öğrenince ordunun bu bölgeye yürümesini emretti. Kansu Gavri acilen Şah İsmail'e bir mektup yazdı ve ordusu ile Osmanlılar üzerine yürümesine söyledi. Aksi takdirde ne Memlük ne Safevi kalır diyordu. Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in korkusundan dolayı bu teklifi reddedince Kansu Gavri Osmanlı ordusu ile baş başa kaldı. ...24 Ağustos 1516 günü Memlük ve Osmanlı orduları Mercidabık'ta karşı karşıya geldiler.
sağ ve sol kanatlarda atlı süvarilerin vuruşması yaşanırken, Osmanlı Devleti'nin son teknoloji topları savaş meydanında son sözü söyledi. Sekiz saat süren meydan muharebesinde Memlük Sultanı Kansu Gavri atından düşerek öldü. Halife ve Şam emiri Hayırbay, Yavuz Sultan Selim'in huzuruna çıkarıldılar. Yavuz Sultan Selim savaş meydanında bir müddet durduktan sonra Halep'e doğru yürüdü. Yolda Halep temsilcileri gelerek şehrin yağma edilmemesini ve kapıların sultana açılacağını bildirdi. Yavuz Sultan Selim askere yağma yapmayı kesinlikle yasakladı. Osmanlı Sultanı Mercidabık zaferinden 4 gün sonra tören ile Halep şehrine girdi. Burası dünyanın en büyük ticaret beldelerinden birisiydi. Sultan derhal Halep eyaletinin kurulmasını emretti. Halep'in başına Karaca Paşa atandı. Şehirde hutbeler Yavuz Sultan Selim adına okundu. Osmanlı Sultanı fiilen hilafeti üzerine aldı. Halep'ten hareket eden Yavuz Sultan Selim 19 Eylül'de Hama'ya, 21 Eylül'de Humus'a girdi. Bu şehirler de direniş göstermeden Osmanlı Sultanına teslim oldular. ...27 Eylül'de Şam'a varan Sultan Selim, 11 gün boyunca şehrin dışında ordugâhta kaldı. Emevilerin ve Eyyubilerin taht şehri olan şehirde törenle karşılandı. Buradaki mescitlerin, türbelerin bakımlarını yaptırdı. Adına da bir caminin şehirde inşa edilmesini emretti. Yavuz Sultan Selim, Şam'da vezir ve komutanlarını topladı. İlerleyen günlerde Kahire'ye yürüyüp yürümeyeceklerini tartıştılar. Vezirlerin birçoğu Sina çölüne girme taraftarı değildi. Ne Timur ne de Moğollar bu çölü geçip savaşmaya cesaret edememişlerdi. Bu sırada Memlükler, ölen sultanlarının yerine Tomanbay'ı hükümdar olarak seçmişlerdi. Yavuz Sultan Selim kendisiyle görüşme yapıp mektuplaşmayı uygun buldu. Mercidabık Savaşı'nda esir edilen Şam emiri Hayırbay ve Şehsuvar oğlu Ali Bey kesinlikle Kahire üzerine yürünmesi konusunda rey kullanıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Tomanbay'a bir elçi gönderdi. Eğer ki Tomanbay Sultan Selim'in hakimiyetini kabul eder, hutbeleri onun adına okutur ve para bastırırsa, Kahire yönetiminin başında kendisini bırakacaktı. Tomanbay, Yavuz Sultan Selim'in elçisini öldürttü. Can verdiği Gazali ile 10 bin kişilik süvari grubunu sultana karşı gönderdi. Haber Şam'da Sultan Selim'in huzuruna ulaşınca, Yavuz sefere devam kararı alarak Sinan Paşa'yı öncü kuvvetlerin başında Şam'dan harekete geçirdi. Sinan Paşa, Han Yunus Muharebesi'nde Gazali ile savaşa tutuştu. Osmanlı ateşli silahlarının etkisiyle Osmanlı süvarilerinin sayısı az olsa da savaştan galip çıkmayı başardılar. Yavuz Sultan Selim, Sinan Paşa'nın ardından yola koyularak 30 Aralık 1516'da Kudüs'e girdi. Kendisine herhangi bir mukavemet edilmedi. Sultan Selim burada ibadet ettikten sonra yoluna devam etti ve 2 Ocak 1517 günü Gazze'ye girdi. Buradan Sina çölüne girmeden önce paşalar son kez Sultan Selim'i bu tehlikeli yol karşısında uyardılar. Ancak bu bir fayda etmedi.
Yavuz Sultan Selim ileri harekat emri vermişti. Tarihte hiçbir cihangirin geçmeye cesaret edemediği bu tehlikeli yola Yavuz Sultan Selim girmişti. Gündüzleri cehennem sıcağını andıran 50 dereceleri bulan sıcaklık, geceleri ise 0 derece, bazen de eksilere düşüyordu. Ordunun önünde Sinan Paşa, ana kuvvetlerle de Yavuz Sultan Selim çölde ilerlediler. Yıllardır yağmur yağmayan çölde yağmur yağdı. Osmanlı ordusu burada susuzluk çekmedi. Günde ortalama 30 kilometre yol alarak 13 günde çölü geçtiler. Osmanlı donanması da nihayetinde Memlük Karası'na ulaşmayı başarmıştı. Sinan Paşa ordudan bir gün önde giderek Tumanbay ve Memlük ordusunun savaş dizilimini Sultan Selim'e rapor etmişti. Tumanbay eski ve ağır topları yere çaktırarak Sultan Selim'in geleceği bölgeye doğru çevirmişti. Bu toplar çok eskiydi. 50-60 yıl öncesinin toplarıydı. Osmanlı topları ile mukayese edilemezdi. Birçoğu Venedik'ten alınmış ve Osmanlıların önceki Memlük sultanlarına verdikleri toplardı. Osmanlı topları hafif ve hızlı hareket ettirilebilen cinsten ve yivli toplardı. Avrupalılar bu top düzenine ilk defa 1868 yılında Prusyalılar ile tanışmışlardı. Osmanlı Devleti dünyadan bu kadar öndeydi. Yavuz Sultan Selim, Tumanbay'ın savaş düzenini öğrenince sahte saldırı yapması için ufak bir birlik gönderdi. Kendisi de Tumanbay'ın çevresini dolaşarak arkasına sızdı. Bu suretle Tumanbay'ın hantal topları etkisiz hale getirildi. Tumanbay'ın atları ve ordusu saldırdı. Büyük bir çarpışma oldu. Ve bu savaştan Yavuz Sultan Selim galip olarak ayrıldı. Yavuz Sultan Selim çok sevdiği paşası Sinan'ı bu savaşta şehit vermişti. Tumanbay savaş meydanından kaçmayı başardı. Osmanlı askeri 24 Ocak 1517 günü Kahire'ye girdi. Memlük hazinesi ve mukaddes emanetler Osmanlıların eline geçti ve İstanbul'a gönderildi. Tumanbay savaşta yenilmesine rağmen çevresine 8000 kadar asker toplamış ve Kahire içine saldırılarda bulunuyordu. Bu bir müddet böyle devam ettiyse de Tumanbay bir süre sonra yakalanarak Sultan Selim'in huzuruna çıkarıldı. Kahire şehri içinde sükunet sağlanınca 15 Şubat 1517 günü Sultan Selim törenle şehre girdi. Yavuz Sultan Selim Tumanbay'ı başarılı bir asker olarak buluyor ve kendisine itaat etmesi halinde Kahire'nin başında bırakmayı düşünüyordu. Kendi tahtının yanına ufak bir taht koydurup kendisini buraya oturttu. Ancak Tumanbay Yavuz Sultan Selim ile olumsuz bir şekilde konuştu. Osmanlı ordusunun savaştaki başarılarının ateşli silahların gücüne güvendiğini, birebir çarpışmaktan korktuğunu söylemişti. Yavuz da kendisine cevaben, büyük bir devletin başında olduğu halde neden silah ve teknolojisini geliştirmediğini sordu. Portekizliler Mekke ve Medine'ye saldırsa hangi silahlar ile savunacağını sormuş ve son olarak düşmanla aynı silahlarla mukavemet sağlayın ayetini hatırlatarak kendisini susturmuştu. Nitekim devlet adamları ve Mısır yöneticilerinin de etkisiyle Tumanbay astırıldı. Sultan Selim Tumanbay'a büyük bir cenaze töreni gerçekleştirdi ve tabutunun altına da bizzat omuzunu koydu. Sultan Selim Tumanbay'ın ruhu için 3 gün boyunca fakirlere para dağıttırdı. Bacaya Kalesi'ni ele geçiren Barbaros kardeşler birkaç yıl içerisinde Cezayir'in tamamını ele geçirmeyi başardılar. Cezayir'deki İspanyol zulmüne son verdiler.
bölgede sorunlar yine de devam ediyordu. İspanyollar ile iş tutan Araplar halen ülkede mevcuttu. Bu kişiler Barbaros kardeşlerin en büyük düşmanları olacaklar. İspanyollar ile iş tutup Barbaros kardeşleri Cezayir'den atmaya çalışacaktır. Tüm bunların farkında olan Barbaros kardeşler ellerindeki kısıtlı imkanların farkındaydılar. Şehzade Korkut'un ölümü üzerinden yıllar geçmiş, artık Osmanlı'da taht savaşları kalmadığı gibi Oruç Reis için de bir tehlike söz konusu değildi. Barbaros kardeşler Büyük Türk Sultanı ve tüm Müslümanların halifesi olan Yavuz Sultan Selim'e hediye yüklü gemiler ve Cezayir'in anahtarını gönderdiler. Barbaros kardeşler cihanın en büyük hükümdarının ve devletinin güvencesini ve adaletini Cezayir'e getirdiler. Mercidabık ve Ridaniye muharebelerine katılan Bıyıklı Mehmet Paşa, sultandan aldığı ferman ile Diyarbakır'a geri döndü. Buradan derhal kuşatması süren Mardin üzerine geldi. Beraberinde ağır topları da getirmişti. Yapılan topçu ateşi sonunda Mardin Kalesi fethedildi. Bıyıklı Mehmet Paşa, Mardin'in fethinden sonra Urfa üzerine yürüdü. Yapılan kuşatma kısa sürede netice verdi. Diyarbakır'dan, Antep'ten ve Halep'ten sonra bölgenin en önemli şehri Urfa'da fethedilmişti. Memlük Devleti cihanın en büyük üçüncü devletiydi. Ancak Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir hükümdar tek seferde koskoca devleti bünyesine katmıştı. Mısır eyaleti kuruldu ve Osmanlı devlet düzenine göre Rumeli eyaletleri birinci sırada gelirken artık Mısır eyaleti devletin en değerli eyaleti haline geldi. Osmanlı tarihinin en uzun seferi oldu. Sefer 2 yıldan fazla sürdü. Hiçbir padişah 2 yıl seferde kalmamıştı. İskenderiye kuşatmasını tamamlayan Osmanlı donanması burada demirlemişti. Kahire Sarayı'nda bulunan Yavuz Sultan Selim, donanmayı teftiş etmek üzere 12 Haziran 1517 günü İskenderiye'ye geldi. Donanmayı teftiş ettiği gibi Cezayir'den gelen hediyeleri kabul etmekle birlikte Piri Reis'i de huzuruna davet etti. Piri Reis dünyanın ilk haritasını Yavuz Sultan Selim'e teslim etti. Piri Reis uzun yıllar bu harita üzerinde çalışmıştı. Amcası Kemal Reis ile çıktığı seferler, Barbaros kardeşleri ile çıktığı seferler kendisine çok şey katmıştı. Christoph Kolomb'u tanıyan kişilerden aldığı bilgiler, Avrupa'daki ve Afrika'daki harita örneklerini inceleyerek uzun yıllarda neredeyse günümüzdeki haritalara eş değer çizimler yapmıştı. Detaylı bir Amerika haritası ve kutup bölgesini haritasına eklemişti. Bu tarihten sonra Yavuz Sultan Selim'in haritaları yanından hiç ayırmadığı bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim 12 Haziran'da Kahire'ye geri döndü. Donanma da İskenderiye'de 57 gün kaldıktan sonra 15 Temmuz'da Mısır'dan ayrıldı. Mısır ileri gelenleri, sanatkarları, ilim adamları ve son Abbasi halifesi Alelallah ile beraber 1800 kişiyi İstanbul'a gönderdi. Yavuz Sultan Selim İstanbul'u adeta ilim adamlarıyla donatıyordu. 1000'den fazla alim de Tebriz seferinden sonra İstanbul'a gelmişti. Kıbrıs adası Venedik Cumhuriyeti'ne bağlıydı. Ada memlüklere her yıl vergi ödüyordu. Sultan Selim'in huzuruna Kahire'ye elçiler geldi ve Osmanlılar ile dost geçinmek istediklerini
ve Memlüklere verdikleri vergileri bundan sonra Osmanlılara ödeyeceklerini bildirdiler. Mekke emiri Şerif II. Berat, büyük oğlu Muhammed Ebi Nümey'i Sultan Selim'in huzuruna gönderdi. Ebi Nümey, Mekke, Medine, Kabe, Ravza-i Mutahhara anahtarlarını, şeriflerin ellerinde bulunan diğer mukaddes emanetleri Sultan Selim'e teslim etti ve Hicaz'ın tabiyetini arz etti. Yavuz Sultan Selim, İslam halifesi sıfatı ile 6 Temmuz 1517 günü Hicaz'ın, Mekke'nin, Medine'nin hizmetkarı olduğunu ilan etti. Bu mukaddes emanetler içerisindeki en mühimleri sancak-ı şerif ve hırkayı saadettir. Hazreti Osman ile Hazreti Ali'nin el yazıları ile yazdığı iki Kur'an da bulunuyordu. Hepsi İstanbul'a götürülüp Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet dairesine yerleştirildi. Yavuz Sultan Selim'den beri bugün de halen aynı yerde muhafaza edilir. Kaz asker ve sonradan Şeyhülislam olan Ahmet Şemseddin Efendi ve müşairi Hayırbay başkanlığındaki bir heyet, Mısır eyaletini Osmanlı düzenine göre teşkilatlandırdı. Yavuz Sultan Selim Kahire'de otururken dünya haritasını tamamen değiştirdi. Osmanlı nüfuzu Sudan'a, Libya'ya, Cezayir'e kadar yayıldı. Yemen'den elçiler gelerek Sultan Selim'e tabiyetini arz ettiler. Kızıldeniz'deki Memlük donanması zaten 2. Bayezid devrinde Osmanlılar tarafından düzenlenmiş olduğundan uyum sağlamasında bir sorun yaşanmadı. 8 ay Kahire'de kalan Sultan Selim geri dönme kararı aldı. Eylül 1517 günü Sultan Selim şehirden ayrıldı. Ekim'de Şam'a gelen Sultan Yavuz, İstanbul'dan Piri Mehmet Paşa'yı Şam'a çağırdı. Ve kendisini burada Vezir-i Azam ilan etti. Şah İsmail, Sultan Selim'e barış elçileri gönderdi. Ancak Yavuz Sultan Selim barış elçilerini kabul etmedi. Fiili savaş durumu devam etti. Sultan Selim, İran'ı ve Türkistan'ı fethetmeye kararlıydı. Dört ay Şam'da kalan Yavuz Sultan Selim, 5 Mart 1518 günü Halep'e geldi. 2 ay 2 gün burada kaldı. 17 Mayıs'ta Antep'e geldi. Yavuz Sultan Selim, Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'yı Irak seferine gönderdi. Piri Mehmet Paşa önce Musul'u, ardından da Kerkük'ü Osmanlı topraklarına kattı. Bu suretle Bağdat'a 100 kilometre mesafe kadar yaklaşıldı. İki yıl iki ay süren bu seferin ardından 25 Temmuz 1518 günü Üsküdar'a ulaştı. Halk iki yıldır sultanlarını görmemiş ve yaptığı büyük fetihlerden dolayı sultanın gelişini coşkuyla karşılamak üzere İstanbul'un bütün sokaklarını ve geçeceği yolları süslediler. Büyük bir tezahüratla halk kendisini karşılayacaktı. Yavuz Sultan Selim hazırlıkları haber alınca bu şekilde alkışlanmaktan utandı. Geceyi bekledi. Gizlice bir kayıkla Topkapı Sarayı'na geçti. Ertesi gün halk Sultan Selim'in saraya geldiğini öğrendi. Yavuz Sultan Selim bu tarz kutlamalardan ve övülmekten hoşlanmazdı.
hilafeti üzerine almışken bile hep aynı şekilde sade ve gösterişten uzak bir şekilde düz renk elbise giymeye devam etti. 10 gün İstanbul'da kalan Yavuz Sultan Selim 9 günde Edirne'ye geldi. Burada taht muhafızı Şehzade Süleyman'ı gördü. Şehzadesini Manisa Sancakbeyliğine geri gönderdi. Venedik ve Macaristan ile sulh anlaşmalarını yeniledi. İkinci Safevi seferine hazırlanmaya başladı. Bu sırada Kızılbaş Celal isminde bir tımarlı Anadolu'da isyan çıkardı. 20 bin Kızılbaşı toplayıp Tokat'a geldi. Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa ve Şehsuvaroğlu Ali Bey, Kızılbaş Celal'i yenerek isyanı bastırmaya muvaffak oldular. Diğer taraftan Sultan Selim, tersaneye yeni ve büyük bir donanma yapılması için emir verdi. Başta Venedik ve Papa, sultanın olası bir seferinden kuşkulandılar. Venedikliler Kıbrıs için vergi ödemelerine rağmen adalara asker takviyesi de yaptılar. Papa diğer taraftan Haçlı İttifakı kurmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Yavuz Sultan Selim İstanbul'da ordunun toplanmasını emretti. Kendisi de ordugaha gitmek üzere Edirne'den İstanbul'a doğru yola koyuldu. Ancak İstanbul'a varamadı. 22 Eylül 1520 gecesi Edirne yakınlarında Sırtköy'de şirpençe denen ve yanlış tedavi edilen hastalık yüzünden o gece vefat etti. Henüz 51 yaşını doldurmamıştı. Saltanatı 8 yıl 4 ay 28 gün, hilafeti 4 yıl 23 gün sürdü. İslam halifelerinin 74.südür. Ölümü oğlu Şehzade Süleyman İstanbul'a gelene kadar 9 gün gizlendi. Cenazesi Sultan Selim Camii'ne defnedildi. Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahları arasında en bilinen ve en çok toprak kazanan padişahtır. 8 yıla 80 yıllık iş yaptı diye o tarihten beri söylene geldi. 2 milyon 373 bin kilometrekare devraldığı saltanatını vefatında oğlu Sultan Süleyman'a 6 milyon 557 bin kilometrekare olarak bıraktı. 8 yıl içinde devleti 2,5 kat büyüttü. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti gerçek bir cihan imparatorluğu haline geldi.